12 Eylül'ü de yaşadık. Tabii o süreçte ben çok küçüktüm. Ama 28 Şubat'ta çok daha aklım başımdaydı. O süreci de yaşadık. Bu süreçler içerisinde Erbakan hocamızın aileye yansıttığı hiçbir şey olmadı. Tabii ki klasik olarak biz basından takip ediyoruz. Ülkenin gündemini biliyoruz. Ortada olağanüstü bir durum var. Bunlar evet bizim kendimizi etkiledi ama şahsi olarak babamızın ailemize yansıttığı hiçbir durumla karşılaşmadık. O her zaman derdi ki olanda hayır vardır. Mutlaka buradan hayırlı bir yere varılacaktır. Bunlar onun için yaşanıyor diye anlatırdı. Hatta 28 Şubat'taki olaylı MGK toplantısının ardından eve geldiğinde de tabii biz basından takip ediyoruz. İşte çok böyle tantanalı bir anlatımla veriyorlar 9 saat süren toplantıyı. Babamız eve gelip kapıyı açtığımız zaman yüzünde her zamanki tebessümüyle babamızı gördük. Ne oluyor dedik yani ortalık birbirine girdi. Erbakan hocamız dedi ki bir şey olduğu yok canım deyip geçmişti. Yani bu kadar olayları aslında büyütmeyen, kendi zihninde de büyütmeyen ve yansıtma noktasında da bunu en güzel şekilde tolere edebilen bir insandı. Ama hiçbir zaman durmadı. Yani ben siyasi yasaklıyım, tamam peki partimiz kapatıldı. Ben artık şu kadar süre evimde oturacağım gibi bir şey olmadı. O her zaman faaliyetlerine tabii ki imkanlar ölçüsünde devam etti. Kendi babamdan asla ayırt etmedim. Erbakan hocamız da beni kendi tek erkek evladı olan Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan Bey'den kesinlikle ayırt etmedi. Alt katta oturuyordu Erbakan hocamız. Bizim evimize geleceği zaman yarım saat önce abilerimiz bize büyük bir kutu içerisinde bir çikolata getirirlerdi. Bir hediye getirirlerdi. Aynı zamanda yine büyük bir çiçek getirirlerdi. Alt kattan üst kata çıkarken muhakkak bu jesti yapardı.